Al şu be sabah Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yalnız müfeccel marka Mansur El Sabah dinleyiniz. Mansur El Sabah alamet ufak. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, barabam bin bir bir bumban. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum ve gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Tamam o zaman. Dünyası güzel olanların programı Mansur El Sabah Show başladı. Program yapımcınız ben Mansur El Sabah. İstanbul Merkez Stüdyolarından cümle aleme bir selam. İyi akşamlar, saatimiz 18. 9 Aralık 2021. Komik, tuhaf, acayip ilanlar program konumuz. Haydi hemen yazalım. Öyle bir dünya yok, öyle yok, bir dünya yok, 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 öyle bir dünya yok. İşin düşünce beni arama gibi hiçbir şansın yok. Öyle bir dünya yok, 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 öyle bir dünya yok. İşin düşünce beni arama gibi hiçbir şansın yok. İyi diyelim, iyi olalım. Güzel diyelim, güzel olalım. Ama nasıl olacağız tabii ki? Hep iyi güzeli konuşacağız ama gerçeklerle birlikte. Neler dönüyor dolaplar dünyada, Türkiye'de? Kısa haberlerimiz var hemen ardından. Komik, acayip, tuhaf ilanlar, trajikomik ilanlar var mı etrafınızda gördüğünüz? Bugün bunlardan birini paylaştık. Bir tenor aranıyor. Bilenler var değil mi? Bir tenor aranıyor. Ekrana bakabilirler yeni açanlar. Okuyun bir bilgilenelim, sonra dalacağız muhabbete. Öyle, öyle bir dünya yok. Konuyu anladık herhalde, ekranda görünüyor. Öyle bir dünya yok, yok, yok. Öyle bir dünya yok. Yazı küçük olabilir, değerli büyüklerim okuyamayabilir. Ben şimdi okuyacağım. Bir tenor aranıyor, o görünüyor. Gerisini okuyacağız. Öyle bir dünya yok, yok, yok. Öyle bir Suat Ateş Dağlı ve Murat Kurşun'un birlikte söyledikleri Öyle Bir Dünya Yok adlı şarkıyla başladık. Öyle bir dünya hakikaten yok. Hepiniz hoş geldiniz. Program konumuzu hatırlattık. Tarihimiz 9 Aralık 2021. Hemen haberlerle bir başlıyoruz. Ne var ne yok haberlerde. İnşallah haberler iyi olsun diyelim. Söyle şimdi nasıl diyelim. Haberler, haberler. İyi mi kötü mü haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler. İyi mi kötü mü haberler. Evet, ben haberleri vereceğim. Sizler de haberlerden haberdarsınızdır. Yani. Burada. Bütün haberleri veriyoruz. Gelişen, gelişmeyen.
Şöyle. Böyle işte. Haberler. Mansur'a sabah. Şov haberler. Şov haberler. Şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haber? Öyle öyle haberler öyle ki. Şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler. Mansur'a sabah, Mansur'a şov haberler. Elbette ki çok güzel haberlerle başlamak istiyorum ama ne yazık ki böyle bir dünya yok, böyle bir Türkiye de yok. Biraz önceki şarkıda olduğu gibi yayınlarımızı lütfen hemen paylaşalım. Şu an itibariyle dakika bir gol bir 34 paylaşım görüyorum ama bir iki dinleyicimiz yoğun paylaşımlar yapıyor. Bülent kardeşime, Ali Rıza kardeşime özellikle teşekkür ediyorum, İsmail kardeşime sağ olsun hemen paylaşıyorlar. Her yerde paylaşıyorlar. Sizlerin de böyle grupları varsa, arkadaşları varsa, arkadaşlarının paylaşabileceği sayfalar varsa lütfen yayınlarımızı paylaşalım. Bugün konumuzu ben bir kez daha hatırlatacağım. Hemen bir konuyu hatırlatalım, onunla ilgili yorumlarınızı alalım. Bu uzun zamandır paylaşacağım bir ilandı. Samsun Operası Trabzon'da bir tenör aranıyor adlı bir oyun sahneliyor. Samsun Operası. Şehrin her yerine işte oyunun ismi bir tenör aranıyor. Fakat şehrin etrafındaki bu oyun ilanlarını görenler bunu iş ilanı sanıyor ve bir tenör aranıyor adlı müzikal oyuna 12 kişi tenör aranıyor diye müracaat ediyor. Biliyorsunuz biz gerçeklerin komedi meydanı olduğumuz için bu bir gerçek, bir komedi haber, bir trajikomik haber. Üzülelim mi, gülelim mi? Benim de çok şaşırdım. Önce çok üzüldüm, sonra gülmeye başladım. Evet, dediğimiz gibi bir tenör aranıyor adlı oyunun sahnelenmesi afişleriyle ilgili. Afişi gören 12 kişi bunu oyun değil de bir işte gösteri değil de bir tiyatral gösteri değil de gerçekten bir tenör aranıyor diye bir iş ilanı sanıyor. Afişi gören 12 kişi iş için başvuruyor. Tenör nedir bilmiyorum ancak elimden her iş gelir diyor. Ah Türkiye'm. Hakikaten fıkra gibisin. Eyvallah, çok güzel konuştun. Şimdi konumuzu saldıktan sonra hemen haberlerimize başlıyoruz. Keşke böyle bir haberle başlamıyor olsaydım. Efendim biraz önce 3 şehit haberimiz vardı. Ona bir şehit haberimiz daha eklenince iyice kahrolduk. Acı haberler peş peşe geldi. 4 askerimiz şehit. Türkiye bugün peş peşe gelen şehit haberleriyle sarsıldı. Önce Suriye'den, hemen ardından Irak'ın kuzeyinden gelen haberler yüreğimize ateş gibi düştü. Suriye'de yaralanıp hastaneye kaldıran bir evladımız ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün düzenlediği saldırıda 3 evladımız daha şehit düştü. 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Şimdi efendim bunu ayrı bir parantezle belirtmek istedim. Çünkü yüreğim düğümleniyor. Böyle haberlerde çok üzülüyorum. Hemen diğer haberlere geçelim. Bu arada hava durumuyla ilgili bir haberle başlayalım. Çünkü hava durumu artık haberlerde bile sunulan bir gerçek. Sürekli olarak sarı uyarı, turuncu kod vesaireler veriliyor biliyorsunuz. Artık Türkiye normalde haberlerde ya da filmlerde gördüğümüz hava durumlarıyla artık yaşar hale geldi. Netice itibariyle bu haberler artık hava durumu değil de haberlerin ana birinci konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara'nın batısı ve güneyi Ege bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimleri, yani anlayacağınız yukarıdan baktığımızda ülkemize batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağını belirtiyorlar. Olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. 3 gün 3 gece sürecek, 5 bölgeyi kuşatacak meteoroloji uyardı. Kabus geri dönüyor. 3 gün 3 gece 5 bölgede şiddetli fırtına, efendime söyleyeyim, kasırga, işte dolu, don, bir sürü doğa olayları
meydana gelecek. Dikkatli olunmamız konusunda meteoroloji uyardı. Tabii ki dikkat edeceğiz, dikkati elden bırakmayacağız. Ama mesela evde oturuyorsunuz, bir ev almışsınız. Çatısı uçtu diyelim. Yani tövbe estağfurullah. Yani biliyorsunuz özellikle İstanbul'da meydana gelen bu olaylarda lodos sırasında. Ya düşünseniz evinizde oturuyorsunuz birden çatısı uçuyor. Yani gerçekten çok acı bir durum. Yani bir yandan bakıyorsunuz ya böyle ev mi yapılır? Dükkanlar, kafeler böyle hemen şakkada şukkada demir profillerle yapılıyor. Yerlere böyle işte çok dayanıksız düberler, vidalar, civatalar, montajlama sistemleriyle yapılıyor. Lütfen bunları özellikle dikkat edelim. Tabelalar varsa paslı bilmem neli bunları yenileyelim. Düberler yerinden çıkmışsa hani matkapla delinen yere, civatanın girmesi için çakılan bir takoz, tahta veya plastik tutaç var ya, işte ona dübel deniliyor. Bilmeyenler olabilir yani. Dübelden beri düşünüyorum, dünden beri aktaracağım aktardım. Yani ne bileyim, sallanan yerleri, su gelecek yerleri vesaireleri iyice şey yapalım, kontrol edelim. Soğuk havalarda dışarı çıkmamaya özen gösterelim, iyi giyinelim. Rüzgarlı havalarda rüzgarlık, yağmurlu havalarda da aşırı fırtınada şemsiye açmayalım. Günde binlerce, on binlerce şemsiyeyi çöpe atıyoruz. Bu pahalılıkta lütfen yapmayalım. Rüzgarlı havalarda yağmur yağsa dahi rüzgarlık giyilir, yağmurluk giyilir, şemsiye açılmaz. Zaten açılan şemsiye açılacağı kadar açıldı. Bak, derin mana var bu lafta. Yani. Ya şemsiye öyle bir açıldı ki içimizde hissediyoruz. Şimdi bakalım ne önemli haberler varmış, kim bilir. Siyaset tabii ki birinci maddemiz. Daha doğrusu zamlar, ama siyasetçiler bunları yaptığı için onlarla başlıyoruz. İyi Parti'den Abdullah Gül açıklaması gelmiş. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olacağı iddiasıyla ilgili İyi Parti cephesinden ya artık ya Abdullah Gül vesaire, artık bunları bırakalım arkadaşlar. Komple bir yenilik, komple bir değişim şart. Artık bu mevcut kişilerle ne olur yarınlara artık gitmeyelim ya. Hani onlar da yaşlandılar, dinlensinler. Artık gidin. Gidin. Eyvallah, çok güzel konuştun. Hani gidiyor, gitmekte olanlar gitsin artık. Bu arada TBMM Genel Kurulu'nda biliyorsunuz yumruklu kavgalar oldu. Adeta bir boks ringiydi. Bir tek Eye of the Tiger şarkısı çalmadı. Hani Sylvester Stallone'un filminde Eye of the Tiger diyordu ya, o şarkı çalmadı. Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinin ardından AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan CHP'li milletvekillerine yumruk savurdu. Buradan tekrar edelim. Biz milletiz, vekillere diyoruz ki nerede olduğunuzun farkına varın. Bizim meclisimizi böyle el ayak hareketleriyle, yumruk hareketleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygısızlık göstermeyin. Vekilleri millet olarak uyarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygı gösterin ya da gidin kardeşim. Bak, derin mana var bu lafta. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Ya meclis burası, biraz ciddi olun ya. Konuşmalarınıza dikkat edin, hareketlerinize dikkat edin. Dışarıda ne yaparsanız yapın ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şanına uygun bir şekilde kullanın lütfen. Şimdi efendim, her şeye zam geldi. Ben artık şaşırdım, neye ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Motorine, benzine tekrardan bir zam daha geliyor. Bulgura da yeniden zam geldi. Çiğ köftenin ham maddeleri, yağ ve unun ardından bulgura da zam gelince kilosu çiğ köftenin neredeyse 100 lirayı bulmuş. Türk mutfağının biliyorsunuz sembollerinden biri çiğ köfte. Çiğ köfte üreticileri derneği varmış, Çiğder. Onun başkanı, dünyada bir gıda krizi var. İç piyasada bu dünyadaki krizi fırsata çevirenler var. Bulgur, un, yağ bulmakta şu an ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu ürünlerin fiyatı ne yazık ki %100 ila %200 arasında zam gördü dedi.
Evet, yani çiğ köftenin de fiyatına zam söz konusuymuş. Yani hiç artık zamlara şaşırmıyor hale geldik. Bu da tabii ki çok düşündürücü bir durum. Yani mesela diyorsunuz ki bugün tekrar motorine zam geldi diyorsunuz. Herkes böyle aval aval bakıyor yani. Yani ben alışamadım, sizleri bilmiyorum tabii ki. 36 paylaşımımız var, çok teşekkür ediyorum. 19 yorumumuz var, daha çok olması gerektiğini inanıyorum arkadaşlar. Başka gündem haberleriyle ilgili ne vardı? Fiyatı artanlar arasına ayçiçek yağına yeni rakip %55 zamlandı. Tereyağı ayçiçek yağına rakip olarak tereyağı tam %55 zamlandı. Ayçiçek yağına rekor zamlar geldi, hemen ardından tereyağı. Yani bazı yerlerde 400 gramı 45 lira olan tereyağı bir hafta geçmeden 70 liraya dayandı 400 gramı. Aralık ayı başında 98.50'den satılan tereyağın kilosu %44 aşarak, zamlanarak 140 lirayı aşmış. Bazı yerlerde 1 kilo tereyağı 142.25 olmuş. Yuh diyorum, başka bir şey demiyorum. Yuh. Fırsatçılık, kara borsacılık, adilik biliyorsunuz döviz kurlarından daha hızlı yükseliyor. Bu ülkenin parasını kim bu hale getirdiyse, ekonomisini kim bu hale getirdiyse, ne kadar stokçu varsa, gözü doymayan varsa toprak doyursun inşallah, toprak. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Ya değil mi, böyle toprak doyursun demenin? Bunun erkeklik kitabında yeri var. Peki bu stokçuluğun, bu efendime söyleyeyim kazıkçılığın? Beğenmedim. Bu kılığın erkeklik kitabında yeri yok. Yeri yok. Erkek lazım, erkek. Efendim, zam haberleri devam ediyor. 1 litre süt 14 lirayı gördü. 2 gün önce 10 liraya dayandı demiştik. Şu anda 14 liraya gelmiş normal bir süt. Hastanelerde büyük kriz yaşanıyormuş. Ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları durduruldu. Türk Tabipler Birliği tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle beyin ve sinir cerrahi ile ortopedi ameliyatlarının durma noktasına geldiğini açıkladı. Bu da çok kritik bir haber. Efendim, biliyorsunuz sağda solda köpek gezdiriyorlar, köpekleri serbest bırakıyorlar. İşte köpekler kakalarını yollara yapıyor. Gelen geçen onun üstüne basıp o kakaları her yere dağıtıyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme lazım ama önce insanlık lazım. Köpeği tasmasız, ağızlıksız, zincirsiz gezdirmemesi lazım ama pitbull köpekleri bile serbest bırakıyorlar. Yani bu hayvan sevgisi falan değil, bu acayip bir şey. Hayvan sevgisinden önce biz insan sevgisini ve insan olmayı öğreneceğiz. Özellikle köpekler tasmasız, zincirsiz, ağızlıksız, gezdirilemez, serbest bırakılamaz. Eğer çok seviyorsanız köpek gezdirmeyi falan, kakalarını da torbayla birlikte toplayacaksınız. Köpek gezdirme kurallarına uyarak köpeğinizi gezdireceksiniz. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Yahu her taraf köpek kakası, onun üstüne basan. Hayvan beslemeyi bilmiyorsan beslemeyeceksin kardeşim. Bununla ilgili bir bakanlık harekete geçti. Özellikle pitbull cinsi köpekleri besleyenlere dikkat çekmek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir imzalı genelge ile aralarında pitbull terrier, dogo argentino gibi köpekleri besleyenlere yeni yasaklar getirildi. Bununla ilgili Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Filo Brasileiro, Japanese Tosa ırklarına ek olarak Amerikan Staffordshire Terrier ve Amerikan Bully ırkı köpeklerine de tehlike arz eden hayvan olarak belirlendiği, bunların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerlerle çocuk oyun alanları ve parklara sokulamayacağı belirtildi. Tekrar ediyoruz. Adı geçen bu köpeklerle ilgili kayıt belgesiz, ağızlıksız, tasmasız, dolaştırılamayacak, halkın bulunduğu yerlerle çocuk oyun alanları ve parklara bu köpekler sokulamayacak. Adam yolda yürüyor, pitbullunu bilmem nesini serbest bırakmış. Korkma, bir şey yapmaz diyor. Sen geziyorsun da bu gezmeyecek mi diyor. Yani böyle hakikaten ciddi anlamda salaklar var. Hangi insan hangi insanı ısırıyor? Yani istisnalar dışında genelde konuşuyoruz. Hangi insan yolun ortasına yapıyor? İstisnasız konuşuyoruz. Efendime söyleyeyim, lütfen hayvanlarınız madem bu kadar sevgiliyse, sevgili hayvanlarınızı da
diğer insanları rahatsız etmeyecek şekilde gezdiriniz. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Bu tip kişilere ağır cezalar gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Köpeği hariç hapis cezası bile gelmesi gerekiyor. Çünkü hayvanı, tehlikeli hayvanları biliyorsunuz, çocuğun kafasını kaptı bir pitbull. Diğer çocuğun bacaklarını kopardı vesaire. Biz hayvanlara bir şey demiyoruz. Amma ve lakin hayvanları hem genetik olarak bu hale getiren yine insanlar, hayvanları tasmasız, ağızlıksız gezdirenler yine insanlar. Umarız bakanlık da bu yaptığı düzenlemenin arkasında durur ve gerekli cezalar, denetimler yapılır. Sıfır kilometre otomobilde büyük skandal. Olmayan aracı bile satıyorlar. Olmayan araçları artık el altından satıyorlar. Son bir yıldır bu kepazelik devam ediyor. Birçok yerde araçlar, bayiler bile stok yapmış durumda. Herkes 2022'yi bekliyor. Yarına acaba çıkabilecek miyim nalları dikmeden diye düşünen kimse yok. Ya işte 2022'de bir vurgun yapalım ya. Ulan belki göremeyeceksin. Belki hayat sana bir vuracak. Değil mi? Hay ağzının tavanını öpeyim ben. Ya ben bunlara ne diyeyim bilmiyorum arkadaş. Eşol eşekler. Yani. Eşol eşekler. Abdüllatif Şener demiş ki doları yükselten konuşmaların şifresi ortaya çıktı. Erdoğan bilerek mi yapıyor? Belki bilerek yapıyor dedi. Konuşma konuştukça dolar artıyor deniliyordu ya. Erdoğan konuştukça dolar kuru yükseliyor, enflasyon artıyor, hayat pahalılığı çekilmez hal alıyor. Bilerek mi yapıyor Erdoğan? Belki demiş AK Parti'nin kurucusu Abdüllatif Şener. Ya daha bir sürü yok krediler, doların çıkma sebebi, rezerv, Merkez Bankası'nın rezervi neymiş filan. Neyse bunlara girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar güzel bir şarkıya geçmeden önce hemen program konumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Saatimiz 18.23. Bugün benim de birkaç gündür paylaşacağım masa üstünde duruyor. Masa üstünde derken yani bilgisayar masa üstü diye. Yani... benim çok hoşuma gitti. Bu trajikomik bir ilan. Çünkü bir tenor aranıyor denildiğinde bu bir oyun olduğunu bile vatandaşımız artık bilmiyor, unutuyor ya da o kadar işsiz ve çaresiz ki onu da anlıyorum tabii ki. İşte bu bir tenor aranıyor oyununu bir iş ilanı sanarak Trabzon'da 12 kişi iş için başvuruyor. Tenor nedir bilmiyorum ama elimden her iş gelir. He. O zaman fıkra gibisin Türkiye'm diyorum. Tuhaf, komik, acayip, trajikomik ilanlar sizden bana gelsin. Tamam mı? He. Aha aha aha. Uy aha. Aha aha aha. Kazım Koyuncu da bir rahmet istedi. Rahmet gönderelim. Aha aha aha. Uy uy uy. Aha. İşte programda. Aha. İşte programda. Aha aha aha. İşte programda. Aha. La pa program mı soraysın? Aha. İşte programda. Aha da program. Ha. Ha. Aha da programda. Uy. Mansur El Sabah Show'da. Madem aha. Öyle başladık, Karadeniz dedik. Uy. Ula bir tenor aranıymış. Nedir iyisin? Bir de iş yok derler ha. İşte ilan. Emiza yapabilir miyim ben tenor? Ulan ne var? Her iş yaparım diyeceğim. Tenor ne öyle? Hay, 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 hay. Havuşak. Hop, hay, havuşak. Hey, hop. Come on. İstanbul merkezden Karadeniz en başta olmak üzere. Canım Türkiye'me selamlar, sevgiler, saygılar. Canlı yayın Mansur El Sabah Show devam ediyor. Paylaşımları da lütfen devam edelim. Hey! Saçları dalga dalga, omuzundan aşağı, omuzundan aşağı. Saçları dalga dalga, omuzundan aşağı, omuzundan aşağı. Kiss! Anan seni be.
Anam seni verur mu bu Trabzonlu uşağa, bu Samsonlu uşağa? Hey, ho, come on. Allah koy gelsene ay bulurumuz gelen ay. Oturayım yanına birazcık kenar. Bir daha. Allah koy gelsene ay bulurumuz gelen ay. Oturayım yanına birazcık kenar kay. Komik, tuhaf, trajikomik, acayip ilanlar program konumuz. Daha önce de böyle bir konu işlediğimizde biliyorsunuz baba evladını satıyordu uykudayken sahibinden.com'a ilan vermişti. Aman ya Rabbi. Taştan yürürüm taştan, çıkardın beni baştan, çıkardın beni baştan. Bir lokma yedir bana kız pişirdiğin aştan, kız pişirdiğin aştan. Bir lokma yedir bana kız pişirdiğin aştan, kız pişirdiğin aştan. Yetiştirilmek üzere Amerikan ajanı aranıyor. Yetiştirilmek üzere Amerikan ajanı aranıyor. Yetiştirilmek üzere bir de Amerikan ajanı. Yani o yeterli değil. Sigarayı bıraktım. Kesmesin nefesinizi, şu sigarayı bırakın da. Sigarayı bıraktım. Kesmesin nefesimi, kesmesin nefesimi. Duymazsam yaşayamam Selenay'ımse seni sen. Selenay ismi bayağı var galiba Karadeniz'de, var mı dinleyenimizi Selenay? Son defa. Olmaz bu öyle Selenay, bulduğumuz gelen ay. Oturayım yanına birazcık kenar kay. Olmaz bu öyle Selenay, bulduğumuz gelen ay. Oturayım yanına birazcık kenar kay. Komik, trajikomik, acayip ilanlar program konumuz. Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur El Sabah Show devam ediyor. Bu adam beni deli edecek. Ha Yaşar Bey, deli dediniz de aklıma bir deli fıkrası geldi. Bakın anlatayım, çok komik. Efendim, delinin biri bir gün... Hay Allah. Efendim, delinin biri bir gün... delinin biri bir gün... Ya alın şu deliği benim başımdan be. Ay baba bırak anlatsın, çok komik. Bir de çok komik, bırak anlatsın diyor. Anahtar kaybeden oldu mu son günlerde? Anahtar kaybeden var mı? Anahtar? Var mı? Sekreter Sel'e hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun, nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyeyim. Mesajı bırakıyorum. Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalık, beni ara. Ne? Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan, anahtarlar koltuğun altında kalık, beni ara. Olmadı beyefendi, kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Bacım tekrarlayayım işte. Neyini tekrarlayacak? Koltuğun altında kalık, ara. Anahtar. Anahtarlar koltuğun altında kalık, ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacım anahtarın sağ değeri kodlayayım. Anahtarlar koltuğun altında kalık, arayayım. Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Anahtar diyeyim, anahtar. Nalet. İşte anahtar diyor. Anahtardan anlamak lazım. Neyini kodlayacak? Anahtar deyince anasının nikahı. Nikahı. Hay Allah ya.
46 paylaşımla bugün üçüncü bir zirveye doğru gidiyoruz. 115, 105 gibi paylaşımlara ulaştık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Devam edelim. Program yayın sırasında paylaşımlarınız çok önemli. 30. dakikaya geldik. 18.30 itibariyle mesajlarınıza bir bakalım. Bugünkü konumuz, bugün paylaştığımız espride de olduğu gibi aslında çok trajikomik bir şey. Bir tenor aranıyor oyununa. 12 kişi iş için başvuruyor. Bunun oyun değil de bir iş ilanı olduğunu sandıkları için. İlginç tuhaf iş ilanları. Konumuz, sevgilisiyle mesajlaşmayan aklı başında börek ustası alınacak. Yine ilginç vitrin ilanları. İşte böyle bir vitrinde mankenler düşün. Ellerini kaldırmış. Alt taraflar inmiş. İndirim haberi bu. Şöyle yazıyor. Her şeyi indirdik. Sizleri bekliyoruz. Yine bir ilan. Dinime bu avratlar yüzünden çorap işini bırakacağım. Çoraklar... Dur tekrardan okuyayım. Allah'ıma dinime bu avratlar yüzünden çorap işini bırakacağım. Çorapları tavuk gibi eşeliyorlar, usandım. Ya böyle hiç gördünüz mü bilmiyorum kadınları alışveriş sırasında. Yani bazen işte bir şey oluyor, bakıyorsunuz işte bir indirim var diyelim bir yerde, bir mağazada, pazarda neyse. Ya kadınlar böyle yanaştırmıyor sizi, biliyor musunuz? Kadın kadını bile yanaştırmıyor. Erkek sen şöyle bir bakıyor. Hidi, hit, hit. Bir de gerçekten yani kadınların hepsi için demiyorum ama tavuk gibi eşeliyorlar böyle. Böyle pazarda filan. Bak 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 şuna bak 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 bak. Adam da yazmış, yemin ederim Allah'ıma dinime şunu bırakacağım demiş. Kadınlar bu çorap işini bırakacağım. Kadınlar çorapları tavuk didikler gibi didikliyorlar. Tecrübesiz bayan eleman aranıyor. Not eskisini tecrübeli diye aldık. Bütün gün WhatsApp, Facebook'tan çıkmıyor. Dinime usandım demiş. Tecrübesiz bayan eleman aranıyor. Not eskisini tecrübeli diye aldık. Bütün gün WhatsApp, Facebook'tan çıkmıyor. Dinime usandım. Bir de bunu çok kullanıyoruz biz bunu, değil mi? Allah'ıma dinime. İkisinden haberimiz olmasa da kullanıyoruz yani. Allah'ıma dinime. İkisinden de haberimiz yok ama her laf Allah'ıma dinime. Öyle bir şey olsa bu dünya bu hale gelir miydi ikisini tanısaydık? Hay ağzının tavanını öpeyim be. Ah şu şarkıların yapıldığı günlere dönmek istiyorum ya. Ne güzeldi değil mi? Düşünebiliyor musunuz? İleri gidebilmek için geriyi, eskiyi özleyen bir toplum olduk ya. Bak derin mana var bu lafta. İleri gitmek için geriye dönmek zorundayız. Ne unuttuysak artık. Güzelim haydi haydi. Evet, 83 paylaşımla 3. bir rekora doğru gidiyoruz. Paylaşan paylaşmayan herkes sağ olsun. Ama paylaşanlar acayip sağ olsun. Efendim bugün biraz önce bugün de paylaştığımız gibi komik, düşündüren, tuhaf, acayip ilanları konuşuyoruz. Ben mesela çok sayıda şey görüyorum. Böyle satlık, satlık. Tukan. Yani satılık dükkan yazamıyor adam. Birçok kişide bu var ha. Satlık, tukan, mürcat, mürcat, Temmuz ayı için,
Fikri abi. Fikri abi. Allah'ıma dinime böyle çok ilan görüyorum. Allah'ıma dinime ha. Şimdi mesajlarla başlayalım. 35 dakika önce yani ilk gelen mesaj Yücel kardeşimizden, güzel İzmir'den. Hayırlı günler, bugün dünya yolsuzlukla mücadele günüymüş. Hayırlı olsun diyoruz. Bayern Münih, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi erkekler basketbol maçı Bein Sports Haber TV'den saat 21.40'ta şifresiz yayınlanıyormuş. Anadolu Efes'e başarılar diliyormuş. Teşekkür ediyoruz biz de tabii ki. Okan abimiz şak şak göndermiş, kalpler göndermiş, Bülent Kral alkış emojisi göndermiş, Gülcan Hanım herkese selamlar demiş bizden de efendim. Bülent Kral 32 paylaşım benden sana hediye abi, iyi yayınlar demiş. Kral, harbi kralsın ha, kral, Bülent Kral kralsın be. Hakikaten kral adamsın. Teşekkürler. Okan Aytar, sevgili Mansur, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Cengiz Yılmaz, iyi yayınlar Mansur abi demiş. Sağ ol canım. Okan Aytar, sevgili Mansur, ne olacak bu Katar aşkı? Yani bugün gündem maddesi olarak biliyorsunuz Katar'la ilgili bir paylaşımda da bulunduk. Yani Katar'a bir şeyler satılıyor. Bunlar bir şey alıyor, gidiyor. Herifler deveyle de gelmedi ama deve yüküyle şey alıyorlar. Fabrikalar, araziler, ormanlar, kamu binaları, bankalar, köprüler, göller vesaireler vesaireler. Ne toplantılar yapılıyor? Bugüne kadar Katar'a Katar neler satıldı? Katar Türkiye'ye acaba ne Katar? Bak, derin mana var bu lafta. Katar'a ne kadar mal satıldı, ne kadar Katar aldı? Yani ne aldı, ne oluyor, paralar nereye gidiyor, bundan önce ne alınmış, nerelere gitmiş. Biraz önce de Katar gidiyor paylaşımımızda olduğu gibi son 10 yılda sayfalarımızda belirttik Katarlılar neler aldı. En son borsanın %10'unu satın almıştı. Yani bir toplu satış da gerçekleşti ama ne satılıyor, kaça gidiyor, paralar nerede birikiyor, ne oluyor bunu bilmiyoruz. Ne kadara gidiyor? Katar Borsa İstanbul'a ortak oldu. Yapılan satışlar ortaya çıktı. Katarlılara neler satıldı? Efendime söyleyeyim, Türkiye'ye gelen Erdoğan tarafından karşılanan Katar Şeyhi Şeyh Tamim bin Hamed El Sani'nin temasları sürerken Katarlılara yapılan satışlar ortaya çıktı. Varlık fonu bünyesinde bulunan Borsa İstanbul'un %10'unu Katar Yatırım Otoritesi satılmasının yanı sıra çok sayıda satış anlaşması olmuş. Borsa İstanbul'un %10'luk hissesini Katar Yatırım Otoritesi devri için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törene Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Haliç Altınboynuz ve diğer yetkililer katılmış. Neler almış? İstinye Park hisselerinin devrine dair anlaşma, İstanbul Haliç Boynuz projesine yapılacak potansiyel ortak yatırım ilişkin mütabakat zaptı, global liman işletmeleri, İstinye Park AVM'nin Ferit Şahenk'e ait hisseleri Katar'a satılmış oldu. Haliç Port olarak bilinen Haliç Altınboynuz projesine de Katarlılar ortak oldu. Biliyorsunuz bu Kanal İstanbul yöre ve bölgesinin çoğunu Katarlılar aldı. Ne Katar aldı, ne Katar'a aldı bilmiyoruz. Antalya Limanı da Katarlılara satılmış. Bir sürü haber var bununla ilgili. Katar Türkiye ekonomisini kurtarabilecek mi? Katar Türkiye'ye ne Katar? Hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama velakin bugüne kadar ne satışlar yapıldı, neler oldu, neler bitti? Yani ülkenin hali yine işler ve içler acısı. Hükümetin Katar'la ilişkisi ve bugüne kadar yaptığı anlaşmalar şeffaf değil diye eleştiriler geliyor arkadaşlar. Ah güzel memleketim, ah kendi kendine yeten Türkiye'm. Dünyayı satın alabilecek cennet vatanım benim ya. Ne hale geldi, ne hale.
Adamlar bir de terliklerle falan geliyorlar. Hala takım elbise giymeyi öğrenemediler. Ya bir ülkeye gidiyorsanız takım elbisenizi giyeceksiniz kardeşim. Arada bir giyiyorlar ama hala bu kışın ortasında entariler, terlikler. Armağan merhaba. Antalya şehrindeki komik firma ismi bugün... Şimdi mesaja gülüyorum da bugün de paylaştığımız gibi Antalya şehrindeki komik firma ismi Ebe'nin Orda Şarap Evi. Küçükçekmece'den selamlar göndermiş. Şarap evinin ismi Ebe'nin orası mı? Ya bu ciddi mi ya, fotoğraf istiyorum. Ebe'nin Orda Şarap Evi. Nerede? Ebe'nin Orda. Kutsal ne demiş? İyi yayınlar. Bugün scooter ilanlarına bakıyordum demiş. Evet, araba ilanlarına yetişti. Memurdan az kullanılmış scooter ilanı yazıyordu. Bir de Beşiktaş'ta 3500 liralık kiralık daire ilanı vardı. Dairenin banyosu yoktu. Küçükçekmece'den selamlar. Evet, daire ilanı var. Dairemizde banyo yoktur. Yani umarız 3500 liraya kiralık olan dairede tuvalet vardır. Yoksa ben böyle dairenin ta içine girmem kardeşim, o dairenin içine. Banyosuz daire var. Gerçi bırak onu, odasız ev ilanı var ya. Hiç oda, hiç salon daire ilanı gördüm ben. Yani giriyorsunuz, bir kapısı var. Giriyorsunuz, bir kapı var. Kapıyla birlikte bir boşluk. Orası ev ilanı, kiralık. Hiç oda, hiç salon, öyle söyleyeyim. 98 paylaşımda zirvedeyiz. Şunu bir 100 yapalım, %100 olmuş olsun bugün. Hanife Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan selamlar. Kalbimize, başkentimize selamlar. İnternette okumuştum, sahibinden az kullanılmış takma diş not pazarlık payı vardır. Sahibinden az kullanılmış takma diş. Tek merak ettiğim şey, bir ilan vermiş vermiş de alan olmuş mu? Soran olmuş mu? Takan olmuş mu? Takan. Hanife Hanım ayrıca mikrofon ve kordonunu kalp şeklinde olan emojileri göndermiş. Teşekkürler. Hidayet abimiz ne demiş? Merhaba efendim, merhabaya merhaba, sevgiler. Umarım sağlık, sıhhat, afiyet yerindedir, duacınızım. Denizli'de bir otobüs cezanesine mavin alınacak ilanı. Çok güzel ya, muavindi ya, yardımcı diyeceksin ama anlamazlar da tabii. Yani Arapça ve dış yani diğer diller o kadar iç içe geçmiş ki dilimizle ilgili. Muavin biraz zor oluyor tabii. Muavin, mavin alınacak. Mavin. Satlık harsa. Kara lüferli daire. Yani lüfer var, gri var, hepsi var. Bu kara lüferli. Yani kaloriferli diye yazılacak tek. Mavin alınacak ilanı. Bizim Burdur'da bir esnafın dükkan camında satlık nohut ilanı. Satlık nohut. Herhalde nohut olacak. Bir üniversitenin öğrenci işlerinde öğrencilerin girmesi yasaktır ilanı. Evet. Üniversitenin girişinde öğrenci girmesi yasakmış. Acaba ne iş yapıyorsa o üniversitede? Not üniversite yönetimi. Öğrenci giremez. Çıkın lan! Hayırlı yayınlar demiş İzmir'den Hidayet abimiz. Gerek tavırları, gerek yazı dili, gerekse de programımıza olumlu katkıları dolayısıyla büyüğümüz Hidayet abimizi hepimizin örnek alması lazım. Ellerin dert görmesin diyorum. Seyide Mehmet Cengiz Bolu'dan sevgilerle demiş. Bizden selam olsun Bolu'ya. Yücel Gürcan, Mehmet Koca Don Bey Bodrum Belediye Başkanı olduktan sonra şöyle bir ilan yayınladı. Erkeklerin donlarıyla denize girmeleri yasaktır. Denizli'de bir iş ilanında ekibimle birlikte düğünlere gidilir, oynanır, cenazelere gidilir, ağlanır diye. Çok iyi. Ekibimle birlikte düğünlere gidilir, oynanır, cenazelere gidilir, ağlanır. İsteyen siyasetçilere şakşakçılık yapılır yazıyordu. Tam hakikaten tam tamına Türkiye'lik bir meslek yani. Vallahi billahi. Tam.
Bak, derin mana var bu lafta. Bülent Kral, çiğ köftenin de bir onuru var. Çiğ köfteye gelen zamla birlikte kilosu 100 liraya gelmiş. Ya bazı şeyler, bazı bitkisel şeyler eti geçti. Şu an itibariyle tam 100 paylaşım var. Elleriniz dert görmesin. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu paylaşımlar, yorumlar, reytingler hepsi sosyal medyada tam olarak değerlendiriliyor. Özellikle YouTube'da tabii ki. Biz orada da yayınımızı veriyoruz. Oraya da katılımlarınızı bekliyoruz. Çünkü bütün reytingler yorum, emoji, paylaşım ve tabii ki izlemek, takip etmekle ilgili oluşturuluyor. Bu konuda iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim ama daha iyi olabiliriz. Bu arada ne zaman radyoya geçeceksin soruları çok geliyor. Öncelikle burada da bir radyo yayını yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Bazı radyolarla görüştük. Görüşmekteyiz. Bir anlaşma sağlandığında tabii ki yayınımızı profesyonel olarak aynı profesyonellikte bir radyodan yapacağız. Ama şimdi onu bekleyene kadar buradan yayınlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hanife Hanım demiş ki, bir de mahallede gördüm, terzi camında her türlü dikiş atılır demiş, alt üst. Dikiş pek tuhaf değil, alt iş neyi acaba, alt üst dikiş? Terziler böyle hani mesela bir yerimiz yarıldı, dikiş atılması gerekiyor, onu da yapıyorlar mı acaba? Tövbe tövbe. Geçen gün benim koltuk altı yırtıldı, terziye gittim hemen dikti. Hangi koltuk altı? Ceketin mi? Yok, deri deri burada. Tövbe tövbe. Çiğ köftenin de bir onuru var demişti Bülent. Tabii o da zam isteyecek, yoksa geride kalmış hisseder kendini, doğru. Orhan Güler bize kara lüferli daire ilanını hatırlatmış. Uğur Heybeli Isparta'dan, İyi akşamlar, iyi yayınlar. Gülüm Isparta'ya da buradan sevgiler, saygılar, iyi akşamlar efendim. Gönül Yılmaz bize uğur böceğiyle yonca yaprağı göndermiş. Ay ne kadar güzel, böyle bir havada bahar gibi hissettik değil mi? Zuhal Karatepe hanımefendi, satlık daire. Evet, bunu çok görüyoruz, satlık. Oraya bir ı koyamıyoruz. Yani acaba onu unutuyor mu diye, yoksa satlık diye mi konuşuyor bu kişiler? Geçen gün satlık bir daire vardı. Oraya beraber arkadaşlarla birlikte gittik, satlık. Ne oldu? Satlıktı. Satlıktı daire. Satlık daire, satlık dukan, çok görüyoruz bu ilanları. İsmail, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Bursa'dan selamlar, çok teşekkür ediyorum. Facebook bu kardeşlerimize paylaşım sever rozeti verdi. İsmail vatansever, Bülent Kral. O senin krallığın abi, bu sesi her yere, herkese duyurmamız lazım. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın Bülent Kral. Başka neler varmış? Bazılarının Facebook rozetini geri almış İsmail kardeşim. Merak etme kardeşim, o işte böyle bir, yani bizim yaptığımız gibi yapmıyor Facebook filan, kendi menfaati için yapıyor da biz sadece programımız daha çok kişi tarafından duyulsun diye yapıyoruz bunu. Ama ve lakin o da böyle gaza getiriyor, yani şu kadar paylaşım yaparsam böyle şöyle diye vesaire. Bülent ayrıca, yanlış okumadıysam Katar'a 3000 çevik kuvvet gidiyormuş, kendi asayişimizi sağladık, şimdi de Katar'a el katıyoruz demiş. Ya ben inanamıyorum, yani ne diyeceğimi de bilemiyorum hakikaten. Bu arada işte Katar bizim kardeşimizmiş, Katar bizim dostumuzmuş, bilmem ne. Ya biz diyoruz ki Türkiye, Türk'ten başka hiçbir zaman öncelikli dost yoktur kardeşim ya. Yani öyle değil mi? Türkiye, Türk'ten başka öncelikli dost yok. Önce Türk milletinin hakları. Hastaneye gittiniz diyelim, önce Türk milleti birinci sırada olacak. Ondan sonra diğer milletler olacak. Ya biz burada vergi veriyoruz, şehit veriyoruz, emek veriyoruz, canımızı feda ediyoruz. Şak diye yabancının bir geliyor, öncelikli sıra. Ne önceliği lan? Böyle bir şey olabilir mi ya? Önce Türk milletini seveceksin. Türk milleti ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yaşayan
halkların tamamına Türk milleti denilir. Türk demiyoruz bak, Türk milleti. İşte Türk var, Kürt var, şu var, bu var. Hepimiz burada bir milleti oluşturuyoruz. Öncelik her zaman ve her zaman Türk milletinin olmalıdır. İnşallah böyle bir yönetim, böyle bir zihniyet yakın zamanda oluşur diyelim. Hidayet abimiz ne demiş? Nejat Uygur'un evlatlarının bir tiyatro oyunlarının adı. Evet, çok güzeldi o. Şeyini şey ettiğimin şeyi. Gerçekten o da güzel. Şeyini şey ettiğimin şeyi. Bir de bana bir şeyhler oluyor. Zamanımız kalırsa şeyini şey ettiğimin şeyinden ve bana bir şeyhler oluyor adlı oyundan küçük bir retere getirelim. Özür Hanım ne demiş? Katar bu ülkeye hiçbir şey katmaz. Maalesef geçici gösteriş. Ya ben bunlarda bu Arap sevdalığı ne iştir anlayamıyorum. Ya gerçi bizden başka herkese sevdalılar gerçi ama. Ya dikkat ediyor musunuz? Mesela biz bize siyasetçileri görüyorsunuz değil mi? Biz bize suratlar somurtuk. Böyle somurmuş, yere düşmüş bir surat görüyorsunuz. İşte bir Biden'ı görüyorlar. Bir Arap'ı görüyorlar. Aman efendim, selamun aleyküm. Değil mi, böyle yabancılara karşı böyle bir selam, böyle bir eziliyor. Bizi gördüler mi bir bozuluyorlar. Ulan önce kendi milletini seveceksin ya. İsmail ne demiş? Benim paylaşım sever rozetimi geri almış Facebook. Hemen İsmail'i beğenelim, yorumlar gönderelim İsmail'e. Geri ver rozetimi diyor. Canım benim. Sabah Show. Küçük bir kesinti oldu arkadaşlar. Türk Telekom hatlarında meydana gelen minik kopukluklar oluyor. Ama işte böyle olduğu zaman tekrardan programa girip, tekrardan yayına girip bir çıkmanız gerekiyor. Hemen onu diğer günlerde de söylediğim gibi çok az bir kesintimiz oldu. İnternet hatlarında meydana gelen bir şey. Çünkü ben burada önümdeki live dashboard, yani canlı yayın panelinden her şeyi görebiliyorum. 35 yorum, 100 paylaşım görüyorum. Yayın kesildi. Hemen 15 kişi daha bağlandı. 24 ifade, 0 klip. Klip yayınlamadık bugün. Ayrıca bu yayınlarımızda klip ve grafik ve anket sonuçları da yayınlayabiliyoruz. Bülent Kral'ın mesajında kalmıştık. Bülent demiş ki sosyal medya daha etkili. Sosyal medya daha etkili radyodan. Öyle düşünmekteyim diyor. Zira herkesin elinde radyo yok ama herkesin elinde telefon, tablet, bilgisayar var. Canlı yayınımızın tam sonunda iki defa bir gitme meydana geldi. Hatta şey, Allah canın canını almaya, Allah cezanı verecek diye mesaj göndermiş dinleyicilerimiz. Neyse, toparlayalım. Bu konuyla ilgilenmekteyiz. Öyle ki
telefonun yani bilgisayarın, cihazın güncellemeleri var. Onu yayın sonrasına saklıyorum. Çünkü onunla birlikte kilitlenmesin diye cihaz ve yayına etkisi olmasın diye. Yayın çıkışımız fiber optik kablolarla, altın kablolarla yapılıyor. Yani bizden bir sorun yok ama internet sağlayıcı bazen bu tip şeyler yapabiliyor. Onları da test edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağ olun, var olun. Yarın akşam yine tam 18'de sizlerle birlikte olmak istiyorum. Yayın sonrası da paylaşımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Tam 100 paylaşım yayın için geldi. Çok teşekkür ediyorum. 36 yorum yazan tüm dinleyicilere elleriniz dert görmesin inşallah. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.